Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda sektörün lider isimlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için Eskişehir'de Boğaziçi Park Anaokulu'nun konuğu olduk. Yanımızda firma kurucumuz Erdinç Şaylı Öz beyefendi ve okul müdürümüz Elif Şaylı Öz hanımefendi bulunmakta. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Merhaba. Siz de hoş geldiniz. Elif Hanım, sizden başlamak istiyorum. Boğaziçi Park Anaokulları sektörde kaç yıldır hizmet vermekte? 35 yıldır hizmet vermekte. Biz de Eskişehir'de 5. yılımıza girdik şu an. 5. yılınızda hep aynı yerde miydi Boğaziçi Park Anaokulu? Batıkent'teydik daha önce. 2 senedir 3. senemize giriyoruz burada. Daha geniş bir alan olarak burayı tercih ettik. Efendim, çok da geniş bir alan hakikaten. Kaç kişilik bir kapasiteye sahip okulunuz? 110 kişi kapasiteye sahip. Anaokullarında yaş tabii ki fark ettiği için sizden de bilgi almak istiyorum. Hangi yaş gruplarını kabul ediyorsunuz? 3, 4, 5 yaş gruplarını alabiliyoruz, yaş gruplarını. 110 kişilik bir kapasiteye sahibiz. Eskiden Batıkent'teydik. İlk yılımız Batıkent'teydi. Burada 3. yılımıza giriyoruz. Daha geniş kapsamlı bir okul olduğu için bahçemiz olsun, düz ayak olmamız, burayı tercih ettik o yüzden. Gerçekten de çok geniş bir alana sahip. Özellikle bahçeniz de çok keyifli. Bahçede hangi bölümler bulunmakta? Top havuzumuz bulunmakta, kum havuzumuz bulunmakta, satranç bölümümüz var, trafik eğitim parkımız var. O şekilde. Çok da genelde anaokullarında karşılaşmadığımız bir durum, trafik eğitim parkı da. Peki efendim, Boğaziçi Park Anaokullarında nasıl bir eğitim sistemi uygulanmakta? Bunun da kurucumuz Erdinç Bey'den bilgisini almak isteriz. Teşekkür ederim. Biz dünyada bir numara olan Helendron sistemini Eskişehir'e kazandıran bir firmayız. Helendron 38 ülkede 2000 noktada eğitim veren dünya lideri bir firma. Biz de bunu Eskişehir'e kazandırdığımız için çok memnunuz. Efendim, bilmeyen izleyicilerimiz için Helendron'un açılımında nasıl bir eğitim sistemi mevcut? Biz genellikle çocuklarımızı şöyle söyleyeyim, kendi özgüvenlerini sağlayan, kendinden emin olan çocukları yetiştirmek istiyoruz. Burada derslere girdiğiniz zaman göreceksiniz ki çocuklarımızın gelişimi için biz çocukların okuma alışkanlığını bir an önce sağlamalarını sağlıyoruz. Bu okuma alışkanlığı zihinsel gelişimini de çok büyük tetikliyor. Bu tetikleme sayesinde çocuklarımız özgüvenli, kendi ayakları üzerinde durabilen çocuklar yetiştiriyoruz. Bu sistem zaten dünyada kanıtlanmış bir sistemdir. Bu sistemi tartışacak herhangi bir şey de yoktur. Efendim, İngilizceye dayalı da bir sistem, öyle değil mi? Zaten bizim bütün ağırlığımız İngilizce üzerine, yabancı dil üzerine. Biz bunu İspanyolca, Almanca, Fransızca olarak da geliştirebiliyoruz. Fakat şu anda Helendron bunu yalnızca İngilizce üzerine geliştiriyor Türkiye'de. Tüm eğitim müfredatları da Helendron'un eğitim müfredatları, öyle değil mi? Şimdi bütün şöyle bakacak olursak, Helendron dünyada dil bilimci olarak tanınıyor. 35 yıl önce bunu kendi çocuğu üzerine geliştirmiş. Ve 35 yıldır da bu eğitimi dünyada yaygınlaştırmış. Biz de Türkiye'de 5 yıldır bu işlemi yapabiliyoruz. Peki altyapı olarak da çocuklarımıza sosyal hayattaki İngilizceyi öğreterek başlıyorsunuz. Bu da çok daha başarılı mı oluyor? Şöyle söyleyeyim, çocuklar ana dilinde öğrenir gibi İngilizceyi öğretiyoruz biz. Bu da çocukların daha rahat yabancı dile ilgisini geliştiriyor. Biz okuma derslerimiz var, oyun üzerine derslerimiz var. Çocuklar zaten iki yönden gelişebilir. Birincisi küçük motor gelişimleri, bir de büyük motor gelişimleri. Şimdi buradaki mantık şu, ilk etapta küçük motor gelişimlerini sağlayarak büyüğüne adapte ettiğimizde çocukları hem kas gelişimleri hem zihinsel gelişimlerini sağlamış oluyoruz.
Yani bu sistemi ben herkese öneriyorum. Öyle. Efendim peki şimdi takdir edersiniz ki anaokulları da ticari bir faaliyet göstermekte ve sektörde çok fazlaca rakipleriniz bulunmakta. Neden sizi tercih etmeli izleyicilerimiz? Şöyle söyleyeyim, sistemimiz zaten dünyada bir numara. Bunu geçmiş olalım, yani bu bir numara olduğunu geçmiş olalım. Fakat biz çocuklarımıza aileleriyle nasıl bir ortam paylaşıyorlarsa bizde de aynı ortam söz konusu. Onun için de kesinlikle sizi tercih etmeliler. Biz buradan duyuruyoruz ayrıca. İnşallah, inşallah öyle değil. Peki efendim son olarak İstanbul Boğaziçi Park Anaokulu'nun yakın tarihteki hedefleri nelerdir? Biz şubeleşmeyi düşünüyoruz. Tabii bu şubeleşmeyi düşünürken de Helendron sistemindeki işte ortam zenginliği, fiziksel ortam, ders ortamları, sınıf ortamları ve bunların tamamının oluştuğu bir mekanı seçmek zorunluluğumuz var. Bu mekanlar da çocuklarımız için ideal mekanlar olacaktır. İkinci şubemizde bekliyoruz. Peki bu Eskişehir içerisinde mi olacak yine? Evet efendim, Eskişehir içinde olacak. Efendim bu güzel hizmetinizden, kaliteli eğitiminizden faydalanabilmek için izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşacak? Helendron.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz. Orada. Her türlü bilgileriniz mevcut. Mevcut olan bilgilerle her türlü bilgiye ulaşabilirler. Evet, oradan sitemizden hepsine ulaşabilirsiniz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Başarılarınızın devamını. Biz teşekkür ederiz. Erdinç Bey, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Başarılarınızın devamını. Sağ olun, çok teşekkürler. Efendim bugün sizlere Eskişehir'de geleceğimiz olan çocuklarımızın kaliteli aile ortamında eğitim almalarını sağlayan, dünya standartlarında hizmet veren Boğaziçi Park Anaokulu'ndan seslendik. Çocuklarınızın güvenliği ve geleceği için mutlaka sizleri de buraya bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.